arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Şu an İstinye Park'ın önündeyiz. Bugün sizlere alışveriş vlog çekiyor olacağım. Daha yeni geldik ailecek. Şimdi içeri gireceğiz. Almam gereken çok fazla şey var kendime. Şu ara hep alışverişe çıkmak istiyordum. Hazır İstanbul'a geldik, İstinye Park'a alışveriş yapacağım. Burada da Hüseyin var arkadaşlar, bakın. Şimdi içeri giriyoruz. Bir sürü şey alacağım. Hello. Asmastu. İçeri giriyoruz. Değil mi Hüseyin? Hüseyin çok mutsuz, evde kalıp oyun oynamak istiyordu. Benle geldiği için çok mutsuz, alışverişim. Şey öyle dedi, evde kalıp oyun oynamak istiyordum dedin. AVM'ye geldin Hüseyin. Demin dediğin şeyi bir daha söyle kameralar içinde. Şey dedi ki abla niye öyle şeyler söylüyorsun videoya dedi. Kapat bir daha söyle. Abla kapatın. Açık bir tavşanımız var arkadaşlar. Millet beni oyun bağımlısı sence. Öyle bir şey demedim. Oyun bağımlısın. Neyse. Şey bugün Nusret'e falan da gideceğiz. Bir de birazdan AVM'de gezeceğiz. Bu AVM çok güzel. Bir sürü güzel mağaza var. Nusret var şurada. Stradivarius, Pull&Bear, Bershka hepsine gireceğim. Birazdan gideceğiz. Ne dedin? Ben ne alacağım? Bak her şey burada. Zara var. Bath & Body Works var. Bu en üst kat olsun. Evet. Tamam, en üst kat olsun. Bu en üst katı bitirelim, aşağıya öyle ineriz. Olmaz mı? Tamam, ilk Zara'ya bakalım. Sonra Stradivarius'a falan bakalım. Pink, Victoria's Secret oralara bakalım bir. Ben bir parfüm bakacağım. Bath & Body Works'ta indirim varmış. Şimdi gidiyoruz Zara'ya. Aa anne! Pandora da bir alt katta, bak şurada. Ben buraya daha önce arkadaşlarımla gezmeye gelmiştim. Tek başımıza. Ailesiz gelmiştik, bayağı eğlenceliydi. Burada da Bath & Body Works var. Anne çok tatlı duruyor, bir şeyler alsam mı? Çok güzel, bu ne? Parfümümüzü aldım. Çok güzel bir body mist aldım, indirimdeydi. Normalde 900 liraymış. Ben 450'ye aldım. Bayağı ucuz. Eğer hani uygun fiyatlı güzel bir body mist istiyorsanız Victoria's Secret yerine Bath & Body Works daha iyi. Şimdi Zara'ya gidiyoruz. Bu arada biz AVM'ye çok geç geldik. Ama şimdi hızlıca bütün işlerimizi halletmemiz gerek. Çok fazla işimiz var. Annem, babam, Hüseyin, ben, Defne hepimiz geldik. Babamlar oyun parkına gitti. Biz de annemle alışveriş yapıyoruz. İnşallah güzel bir şeyler bulabilirim. Buradan crop bakacağım. Aa burada da simli pantolon varmış ayol. Simli pantolon buldum. Şu body suits'lerden buldum siyahını. 350 lira. Bu şeyi buldum. İstediğim şeyi buldum, bunu alacağız. Çok güzel. Bakıyorum başka var mı bundan diye ama yok. Bunlar böyle uzun, bunu sevmedim. Uzunları var da ben bunu beğendim. Bunu böyle kotların üstüne giymek için çok beğendim. Kumaşı falan çok iyi. Bunu alacağım. Simli çok fazla pantolon var. Ben alacağım şimdi bir tane. Stradivarius'ta ben simli pantolon görmüştüm. Oradan alacağım. Oradakini daha çok beğendim. Ama burada da var. Göstereyim böyle. Buradakinin her tarafı simli ve taşları daha büyük. Üstü var anne. Ama çok bayar anne. Zara'dan body suit'imi aldım. Çıkıyorum, Pandora'ya gidiyorum. Hemen. Pandora. Stradivarius'tan şöyle bir pantolon aldım 5 dakika önce. Çekmeyi unuttum. Bunu evde detaylı gösteririm. Böyle simli. Pandora'ya iniyoruz. Charm bakacağım ya da bileklik de bakabilirim. Hiç fark etmez. Benim bir tane charm'ım geçen gün kırıldı. Dur göstereceğim. Voleybol oynarken kırıldı bakın. Şurada E harfinin sol tarafındaki charm kırıldı. Normalde pembe bir taşı vardı. Taş kırıldı. Para iadesi almam lazım da fişini kaybettiğim için alamıyorum. Şimdi burada Pandora'yı bulacağız. Ay neredeydi ben? Ha şurada. Buldum. Abi terapi ya. Şu anda sadece 3 tane şey aldım. Bence iyi bir yani. Aa Bershka var şurada. Bershka'ya girelim. Pandora'dan sonra da Bershka yaparız. Şimdi charm bakıyoruz arkadaşlar. Charm alacağız. Ne dersin? Ha? Ay şu... Şuradaki pembe taşı nasıl? Şu çarmı aldık. Pandora'dan çarmımı da aldım. İstanbul'a sürekli gelemiyorum. O yüzden hazır gelmişken alayım dedim. Bir üst kata çıkıp bu tarafa gitmemiz lazım. Victoria's Secret'a bakacağız. Şimdi aşağı kata iniyoruz. Bershka'ya gideceğiz. Bershka'da hiçbir şey yok. Bakınıyorum, bakınıyorum. Böyle garip garip simli simli şeyler. Simli simli. Her şey simli. Şuna bak. Sim. Çok güzel. Omuzları açık. Çok tatlı değil mi? Bunu alalım. Nasıl arkadaşlar? Bunu buldum. Çok beğendim.
giyersin böyle her şeyin üstüne giyilir. Çok klasik, güzel, bunu alacağım. Şimdi Bershka'dan çıkıyoruz. Bershka'dan normal bir tişört aldım, crop. Crop değil aslında, kazak tarzı bir şey aldım. Victoria's Secret'a gidiyorduk değil mi? Ne tarafta kaldı orası? Üst katta, bu tarafta galiba. Değil mi? Okey, çünkü Zara'da sormuştum. Zara aynen, bu taraftaysa böyle gideceğiz. Zaten Victoria's Secret'a gittikten sonra da artık uğrayacak bir yer kalmıyor. Stradivarius'tan alışveriş yaptım. Zara'dan yaptım. Bershka'dan yaptım. Pandora aldım. Bath & Body Works aldım. Her şeyi almışım. Fark ettin mi? Sephora'yı gördük. Şimdi çok hızlıca Sephora'ya gidiyoruz. Bu AVM çok büyük olduğu için çok zaman kaybediyoruz bir yerleri ararken. Victoria's Secret'ın da şurada bir yerde olması lazım. İnşallah oradadır yani. En kötü Sephora'ya da sorarız. Her gittiğimiz yere Victoria's Secret'ı soruyoruz. Hadi girelim. Şu glossu alıp çıkacağım hemen. Sephora'dan bir tane dudak glossu, bir tane de en son kasada maske aldım. 60 liraya düşmüştü, çok uygun. Normalde 160 liraymış. Şimdi Victoria's Secret'a bakacağım ama büyük ihtimalle buradan hiçbir şey almayacağım. İndirim yok. Alışverişimi yaptım. Böyle bir sürü bir şey aldım. Eve gidince size göstereceğim. Birazdan eve gitmek için yolculuğa çıkacağız. Bu arada ağzım, dilim, yüzüm kurudu. Gerçekten hiçbir şey içmedim. Otoparktayız. Arabaya doğru gidiyoruz. Eve gidince bütün aldıklarımı göstereceğim. Aşırı yoruldum. Çok AVM çok büyük olduğu için sürekli oradan oraya, oradan oraya koşturdum. Babamları 3 saattir görmüyordum. Yeni gördüm. Siz ne biliyorsunuz? Yanlış mı girdik? Yanlış mı? Yeşil otoparka. Buradan inilmiyor dedik. Yanlış mı geldik? Ne biçim bir yer burası ya? Defne de ağlıyor, çok gergin. Arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Size aldığım şeyleri göstereceğim. Hatta göstermekle de kalmayacağım. Üzerimde deneyip size nasıl durduklarını da aynı zamanda sunmuş olacağım. Aldığım şeyleri buraya getiriyorum ve teker teker deneyeceğiz hepsini. Bu arada tavşanım da şu an şurada yemek yiyor. Çok tatlı. Evet, aldığım şeyler burada arkadaşlar. Bayağı bir şey aldım bence. Her markadan birer birer ürünler aldım. Bu benim sonbahar alışverişim, kış alışverişim gibi bir şey. Aslında tam da kış alışverişi değil. Normal klasik bir alışveriş. Bakalım neler almışım. İlk olarak Stradivarius'tan başlıyoruz. Bir tane kot pantolon aldım. Eğer parıltılı, taşlı şeyler sevmiyorsanız bu sene kıyafet bulamazsınız. Yani sıfır şaka, her yerde taşlı ve simli bir sürü şey var. Özellikle Zara, Bershka ve Stradivarius'ta sürekli taşlı şeyler vardı. Ben Stradivarius'tan bayağıdır alışveriş yapmıyordum. İlk defa güzel bir şey buldum. Böyle taşlı bir kot. Çok beğendim ben bunu. Böyle taşları çok hoşuma gitti, böyle parlak olması. Bunun fiyatı arkadaşlar 1400 lira. Zara'da 1800 liraydı bunun aynısının açığı. Ben 32 beden aldım. Ona rağmen kalıbı bayağı geniş, gördüğünüz gibi. Belki de kısaltabilirim bunu. Şimdi birazdan bunu deneyeceğim ve üstümde nasıl durduğunu birlikte göreceğiz. Bence gayet güzel bir kot. Bu kotlardan dediğim gibi çok var. Eğer siz de arıyorsanız Zara ve Stradivarius'ta çok var. Bershka'da görmedim ama Bershka'da da olması lazım. Bershka'da daha çok böyle simli pullu üstler var. Yani bu sene parıltılı şeyler çok moda. Ben daha önce parıltılı bir şort almıştım ama kot pantolon bulamamıştım. Ben hep arıyordum zaten. O yüzden bulduğuma çok sevindim. Kotu giydim arkadaşlar. Beklediğimden daha küçük oldu. Sadece şu kısmı biraz kötü duruyor. Baksanıza, katlandı. Niye böyle oldu bilmiyorum. Onun dışında gayet güzel. Parıltıları da böyle çok belli olmuyor. Hani yaklaştığınızda belli oluyor ama uzaktan çok da belli olmuyor. Hatta bir de aynada göstereyim en iyisi. Evet, görünüşü böyle. Gördüğünüz gibi gayet parlak. Sadece çok yüksek bel değil hani alacaklar için. Bence Zara'dakilerin kumaşı ve kalitesi daha iyi olabilir, kalıbı falan. Ben gene de beğendim. Crop'la falan güzel olur ama böyle bol şeylerle çok güzel olmaz gibime geldi benim. Altımda bu kot kalsın. Hem diğer aldıklarımla kombinlerim. Zara'ya geçiyoruz arkadaşlar. Zara'dan ben uzun süredir şu dar crop'lardan istiyordum, uzun kollu. Bunlar TikTok'ta çok viral oldu yurt dışında. Türkiye'de çok viral oldu mu bilmiyorum ama yurt dışında Zara'nın bu crop'ları çok viral oldu. Ben sadece güzel renk siyahını bulabildim. Yoksa diğer renklerini de alacaktım. Bence fiyatı da uygun. Bershka'da ben bu tarz crop'ların hepsini, hatta daha kötüsünü 450 liraya falan gördüm. Zara yani 350. Ve Zara'nın kumaş kalitesi bence Bershka'dan %100 daha iyi. Size göstereceğim. Bu da böyle bir crop. Gördüğünüz gibi kumaşı çok güzel. Ben hep böyle bir crop istiyorum. Aa, bu ne? Ay, lekeli mi bu? Gir.
Defnoş video çekiyorum. Evet arkadaşlar, lekeli değilmiş, hemen sildim. Böyle bir crop. Şimdi bunu giyip geliyorum. Şu an crop'u giydim ve güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten hayatımda aldığım en iyi crop. Hem vücudu sarıyor, hem çok güzel bir kumaşa sahip, hem de hani kesimi falan o kadar iyi ki bayıldım. Hani kırmızı rengini bile alsaydım diye düşünüyorum şu an. Çünkü sadece bunun kırmızı rengi vardı. Başka rengi yoktu. Ama çok güzel ve kotumla aşırı iyi oldu bence. Aynada da göstereyim bunu. Bu böyle tam bir yemeğe giderken ya da alışverişe giderken giyilecek bir kombin. Dışarı çıkarken de gelir. Çok güzel. Arkada da tavşan geziyor. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Çok iyi. Evet arkadaşlar, alışverişe devam ediyoruz. Sırada Bershka var. Stradivarius ve Zara alışverişimi gösterdim. Hatta üstündeler zaten şu an. Bershka'dan bir tane çok güzel bir kazak aldım. Hemen gösteriyorum. Ben normalde eskiden bu tarz kazakları hiç beğenmiyordum ama yaşım ilerledikçe şu tarz şeylere bayılmaya başladım. Çok küçükken giyiyordum bunları ben. Böyle omuzu açık, şöyle bir değişik bir kazak. Nasıl duracağına dair hiçbir fikrim yok. Denemedim hiçbir ürünü. Tavşan gel. Arkadaşlar bakın tavşanım. Ay sakin ol. Bakın tavşanım da burada. Defne, ben onu kafesine koyayım. Acıkmış bu. Şimdi şunu giyip hemen geliyorum. Bakalım bu nasıl olacak. Bunun fiyatı da 550 TL. Bence yine gayet uygun. Evet arkadaşlar, kazağı da giydim. Kazak bu şekilde oldu. Çok dar geldi bana. Belki bir beden büyük alabilirmişim ama omuzları biraz rahatsız. Hani modeli falan çok okey. Ama omuzları biraz sıkıyor beni. Galiba bir tık küçük geldi bana. Ya da belki de hani böyle dar olması gerekiyorsa bilmiyorum. Ama yine çok tatlış bir model. Böyle kolların üstüne falan bence çok güzel duruyor. Ama kumaşı beklediğimden daha sert. Hani ben böyle daha yumuş yumuş bir şey olur zannediyordum. Çok da yumuşak değilmiş. Yine de beğendim. Bence 550 liraya alınabilecek çok güzel bir kazak. Böyle kotların üstüne falan gayet güzel gider. Kombinlemenize bağlı. Siz böyle bir şey alacaksanız 1-2 beden büyük alın. Beni sıktı biraz yani şu an. Bunu da bu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi şu kısım hatta çok hani küçük kaldı şöyle. Kıyafet alışverişlerim bitti. 200 bir pantolon almışım. Bath & Body Works alışverişime geliyorum. Zaten bir parçalık bir alışveriş. Hemen göstereyim. Şöyle bir body mist aldım arkadaşlar. Bu koku zaten yine TikTok'ta viral olan bir kokuydu. Görmüşsünüzdür illa hani takip ediyorsanız. Ben zaten koku hastasıyım. Böyle bir koku. Kokusu nasıl biliyor musunuz? Çok tatlı, feminen. Böyle parıltılı bir kokusu var. Şu an anlatamıyorum. İçinde bu arada yıldız çiçeği, sandal çiçeği, amber tarzı şeyler varmış. Türkçem bu kadar yetti. Yarısını çevirebildim ama böyle çiçek kokularının birleşmiş hali. Ben zaten çiçeksi ve tatlı kokuları seviyorum. Baharatlı kokulardan çok tercih etmiyorum. Yani tatlı baharat bazen tercih ediyorum. Bunun kokusu böyle bekledikçe güzelleşen kokulardan. Dediğim gibi tatlı ve hani güzel bir koku. Böyle kokuları ilk sıktıktan 2-3 saniye boyunca böyle sallayın. Kokusu daha da güzelleşiyor. Ben bayağı sevdim. Bu markayı ben hep görüyordum ama ilk defa bir ürününü aldım. İndirimde diye aldım. 900 liradan 450 liraya düşmüştü. Bence gayet fiyatı iyi. Hani Victoria's Secret'tan falan çok daha ucuz. Şu anda Victoria's Secret'ta bir tane body mist. 650-700 lira civarı çünkü. Kampanyalı hali yani. 2, 1 al. İkili alınca tanesi 650'ye falan denk geliyor. Bunu da parfüm koleksiyonuma koyuyorum. Evet, parfümlerimin yanına koydum. Şimdi Sephora alışverişine geçiyoruz. Sephora'dan minik alışveriş yaptım. Öncelikle bir tane maske aldım. Bunu bana kasada verdiler. Dediler ki cilt tipiniz nasıl? Ben de yağlı karma dedim. Onlar da cildi kurutması için böyle limonlu bir maske verdiler. 160 liradan 60 liraya düşmüştü. Keşke birkaç tane alsaydım. Hiç aklıma gelmedi. O an bir tane aldım kasada. Limonlu böyle. Bunu %10 dakika bekletiyormuşsunuz. Bence gayet güzel. Bir tane de böyle gloss aldım. Bunun fiyatına hiç bakmadım arkadaşlar. 180-200 lira gibi bir şeydir diye düşünüyorum. Gerçekten fiyatına bakmadım. Bunun, yine ben bunu TikTok'ta gördüm. Ben de bunun şu rengini iki kere bitirdim. Bu açık rengiydi. Bir kere de koyu rengini alayım dedim. Bu 01, bu 07. Gördüğünüz gibi. Ay, kamera ne kadar güzel çekiyor. Şimdi bunun adı kedi dili rengi diye geçiyor. Bir şey söyleyeyim. Bence bayağı güzel bir rengi var. Biraz turuncumsu. Ama ben bu rengi çok sevdim. Şu an hatta aşık oldum.
ömrümün geri kalanına kadar sadece bu gloss'la yaşayabilirim. Çünkü hem dudağa bir renk veriyor hem de dudağa verdiği renk ruj gibi ama kalıcı ve parlak. Kalıcı olmasa da parlak. Bir de bu aynı zamanda dudağı biraz şişirdiği için naneli bir gloss. Bayağı beğendim. Bir de arkadaşlar ek olarak tester vermişler. Allah'ım gözlerim yanlış mı görüyor? Huda Beauty'nin üçlü concealer setini vermişler. Ben bunu daha önce denemiştim. Güzel bir concealer seti. Belki alırım ileride bunun kapatıcısını böyle. Kapatıcı fondöten mi bu? Yok, direkt gözaltı kapatıcısı galiba. Şimdi de Pandora alışverişime geliyoruz. Pandora'dan da bir tane charm aldım. Charm'ımı hemen gösteriyorum. Evet, şöyle küçük tatlış bir charm aldım. Kalp şeklinde bir charm tercih ettim ben. Böyle, dediğim gibi ben gayet beğendim bu charm alırken. Birazdan böyle bilekliğime takarım. Ben biliyorsunuz böyle bilekliğim var. Ben böyle dehşet charm'lı kullanmayı sevmiyorum. O yüzden azar azar alıyorum. Bir de pahalı olduğu için. Devir ekonomi devri. Galiba alışverişim bitti. Hatta galiba değil, kesin bitti arkadaşlar. Alışverişimizin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi birkaç parça ürün aldım. 3 tane kıyafet aldım. Bir tane charm aldım. Sephora'dan bir şeyler aldım. Parfüm aldım. Bütün bulduklarımı aldım arkadaşlar. Gerçekten daha fazla bir şey olsaydı daha fazla bir şey alırdım. Çünkü ben İstanbul'a sürekli gidemiyorum. Gittiğimde de bu şekilde üst baş almaya çalışıyorum. İnternet alışverişlerinde de aldığım ürünler üstüme oturmuyor. Ya da beğenmiyorum ya da internetteki fotoğraflarla uyuşmuyor. O yüzden benim için en iyisi gidip almak. Hani bir de böyle gidip alırken daha çok eğleniyorsun falan. O yüzden ben gidip almayı tercih ediyorum. Bu videonun da artık sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu alışveriş videosunu beğenmişsinizdir. Mini bir alışveriş videosu oldu. Ama bence gayet tatlı oldu. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Çok öptüm sizi. Çok seviyorum. Öpüyorum hepinizin yanaklarından. Görüşürüz. Çok uzattım. Bye bye.